Merhaba değerli katılımcılarımız, ben Melis. Bodyworks'ı öğrenci kariyerinin düzenlediği Young Executive Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Senior Software Engineer Furkan Sönmez ile birlikteyiz. Kendisini davet ediyorum. Merhabalar. Merhaba Nasılsın Furkan Melis? Bey. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Öyle bir enerjim var ki kötü olsam bile insanın kötü kalma şansı yok yani. Direkt Ya aldım enerjini. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sesiniz ve görüntünüz oldukça net. Hiçbir sorun yok. Sizleri katılımcılarımızla baş başa bırakıyorum. Sunumunuz bittiğinde soruları yönlendiriyor olacağım. Keyifli bir oturum dilerim. Ara ara chatten belirli yazıları almam gerekecek. Orada yine haberleşiriz. Sen bakacaksın değil mi Melis? Evet, ben ilgileneceğim. Öyle bir durumda yine yayına gireceğim. Tamam, anlaştık o zaman. Tamamdır, keyifli yayınlar. Tamamdır. Benim slaydımı şu an ekrana verebilir miyiz? Okey, tamam, anlaştık. Öncelikle ben bu Ramazan'ın ilk gününde herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Oruç tutan varsa umarım kolay gidiyordur. Ve yakın zamanda da bir deprem felaketi atlattık. Umarım hiçbiriniz kötü etkilenmemişsinizdir. Etkilenen herkese de Allah yardım etsin diyerekten bir girişi yapayım. Peki bugün ne göreceğiz? Bu arada ekranım burada. Ekrana bakarak anlatacağım. Genelde de kameraya bakarak devam edeceğim diyeyim. Bugün makine öğrenmesiyle bilgisayar mühendisliği konularını işleyeceğiz. Yaklaşık bir 35-40 dakika sürecek. Bu 35-40 dakika aslında baktığınız zaman bir konunun derinine inmek için çok kısa ama belli temelleri atmak içinse gerçekten iyi bir zaman, iyi bir süre. O yüzden bunu verimli kullanmaya çalışacağım elimden geldiğince. Peki neler öğreneceğiz? Bu 35-40 dakika bittiğinde arkadaşlar, siz makineler nasıl öğrenir? Machine Learning günümüzde niye bu kadar popüler? Ben nasıl sıfırdan başlayarak öğrenebilirim? Temel bilmem gereken şeyler nedir? Vesaire gibi birçok konuya değineceğiz arkadaşlar. Bunların temelini oturtacağız diyebilirim. Bir de tanışalım ben konulara geçmeden önce. İsmim Furkan, soy ismim Sönmez. Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini onur öğrencisi tez birincisi olarak bitirdim. Yaklaşık 6 yılı aşkın süredir sektörde görev alıyorum. Bunun 5 yılı ING bünyesinde geçti. ING'de bir chatbot ekibinde takım lideriydim son 2 yılında. Chatbotta bir siteye girdiğinizde köşede açılan, sizle yazışmaya çalışan bir robotlar oluyor. Makine öğrenmesiyle çalışan. Bir Ingo diye bir chatbotumuz vardı. Aynı zamanda ING'de mülakat süreçlerini götüren ekipteydim. Oradaki mülakat süreçlerinden sorumluydum diyebilirim. Banka içindeki Java eğitimleri, işte machine learning eğitimleri vesaire gibi süreçleri de yönettim. Son bir yıldır yemek sepetinde çalışıyorum. Ödeme sistemleri tarafından kıdemli yazılım mühendisi olarak görev almaktayım. Udemy'de 2 tane eğitimim var. Effective Java ve Clean Code adında. Bunları yine kurumlara da anlatıyorum. Ara ara kurumlara gidip ve elimizden geldiğince her ay ya da 2 ayda bir üniversiteye konuk olup elimden geldiğince bu dersleri anlatıyorum. Şu an izleyen arkadaşlar LinkedIn veya Twitter'dan bana ulaşırsa bugünkü etkinliğe özel hediye edeyim. Çok yazan olursa Melis sana kupon falan veririm. Artık sen iletebiliyorsan arkadaşlara oradan beraber götürürüz. YouTube'da aynı zamanda bir kanalım var. Burada da yine eğitim içeriklerim, çıktığım seminerler vesaire yüklediğim bir YouTube kanalım var. Aynı zamanda bugünkü içeriğe de bu slayda da GitHub'ım üzerinden erişebilirsiniz arkadaşlar. GitHub'ı bilmiyorsanız hem öğrenmeniz için güzel bir aracı olur. Dedikten sonra bir içeriklerimize üst tabandan bir bakalım. Yüksekten bir bakalım. Önce bir evrene bakış diyeceğiz arkadaşlar. Evrene bir bakarak ilerleyeceğiz ki bir şeylerin temelini oturtabilelim. Sonra yapay öğrenme yani makine öğrenmesi, bilgisayar mühendisliği ve karmaşık sistemlere ufakça bir tanımlama yapacağız. Makineler nasıl öğrenir? Şu kısım çok önemli. Çünkü şuna emin olabilirsiniz, bir Google'a şey yazsanız, Machine Learning Project in Python, in Java falan yazdığınızda 30-40 satır bir kod çıkacak. O yeşil tuşa bastığınızda çalışan bir kod var arkadaşlar. Hani Machine Learning'in kodları çok basit, alıp öğrenebileceğiniz şeyler. Ama önemli olan arka planını anlamak, yeni bir problem geldiğinde arka planı anlamadığınız için çözemiyor oluyorsunuz. O yüzden bu makineler nasıl öğrenir kısmı çok önemli ki bunu zaten interaktif örnekli göreceğiz. İnsanla makine öğrenmesini bir kıyaslayacağız. Neden günümüzde bu kadar popüler? Bundan bir bahsedeceğiz. Nereden başlamalı? Ve genel öğrenme metodolojisi. Sadece machine learning için değil, Java'dan yine bir örneğim olacak. Genel bir şey öğrenmeye nasıl başlarım, nasıl ilerlerim?
Sonra da süremiz yettiğince soru cevap, yetmediğince de Twitter, LinkedIn artık hangisinden yazarsanız oradan haberleşiriz arkadaşlar. Evet. Şimdi ekranda iki tane değerli insan görüyoruz. Sol üstte Dijkstra, sağ üstte de Einstein. Einstein'ı herkes bilir ama Dijkstra'yı daha çok böyle bilgisayarcılar, matematikçiler bilir. Niye ki bu şeyi koydum? Biraz bize bir vizyon katsın, bakış açımız oluşsun diye. Dijkstra diyor ki, computer science eşittir teleskop science soru işareti. Koskoca bir, yani onun döneminde de büyük ihtimal böyleydi. Astronomiyi teleskopla bağdaştırıyorlar. Yani astronomi deyince insanın aklına teleskop bilimi geliyor. Ama aslında Dijkstra'nın dediği şey şu, teleskop benim uzayı gözlemlemem için bir araç. Yani uzay bilimini komple bir teleskoba sığdıramam, sıkıştıramam. Aynı şekilde bilgisayarlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bilgisayarlar da bizim evreni gözlemlememiz için bir araç. Yani sadece kod yazdığımız, küçük ekranı olan, işte büyük ekranı olan vesaire bir şey değil. Bu vizyonla bakarsak daha iyi oturtabiliriz özellikle machine learning kısmını. Sonra da Einstein'ın lafıyla pekiştirelim burayı. Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabilir olmasıdır. Yani bilgisayarlarla evrenin bütün, yani çoğu detayını anlayabiliriz ki bugün entropi yasası var. İşte dünya dönüyor güneş etrafında vesaire vesaire böyle. Ve bunların hepsini bir matematiksel formüle dökebiliyoruz. Ve anlayabiliyoruz. Çok önemli. O yüzden bu iki vizyonla gidip tüm konulara böyle bakalım diyorum arkadaşlar. Şimdi gelin biraz da evrene girelim. Şu görselde gördüğünüz bir tane sinek. İki şu yaprağı olan şey de sinek kapan bitkisi arkadaşlar. Çok basit bir organizma. Çalışma mekanizması şöyle. Şurada gördüğünüz dikenler, yapraklar yani ya da tüyler diyeyim. İlk saniye içerisinde bu tüylerin işte birkaç tanesi tetiklenirse mekanizma otomatik şöyle kapanıyor. Ve içerideki canlı sinek kapan bitkisinin enzimleriyle sindirilmeye başlıyor. Burada asıl almamız gereken not şu. Sinek kapanın nasıl sineği sindirdiğinden de ziyade bitki çok basit bir organizma olmasına rağmen gidiyor. Bunun içeride sineğin kaç saniye kaldığını hesaplıyor. İşte kaç tane tüyüme dokundu bunu hesaplıyor ve kapatabiliyor. Yani evrene baktığınız zaman en basit, en küçük organizmalar bile bilgiyi depoluyor ve bilgiyi işliyor. O yüzden bilgisayar bir bitkinin 10 katı kadar daha güçlü bir, 10'dan da fazla bir şey olduğunu düşünürsek arkadaşlar bilgisayar mühendisliği de machine learning kısmıyla da çok ciddi sonuçlara varabiliriz. Hatta yani şöyle söyleyeyim, belki bugün depremi tahmin eden bir machine learning algoritması yazmak bile zor değil. Az sonra yani işlediklerimizi öğrendikten sonra. Şimdi gelin karşılaştırmalı gidelim biraz da. Sonra detaylı örneklere gireceğim. Şimdi bilgisayar mühendisliğini çok kabaca bir tanımlayalım. Bilgisayar mühendisliği tarif ettiğin her şeyi programlayabilirsin. Ne demeye çalışıyorum burada? Mesela ben bundan önce bir bankada çalıştım. Atıyorum bir kredi algoritmam var. Nedir? Kullanıcı 10.000 TL çekerse 5 aylık, 5 ayın sonunda işte şu kadar faiz oranına göre bana 15.000 TL ödesin. Ben bunu aynı tarif edebiliyorum. Bilgisayarda bu tarif ettiğim şeyi programladığımda olay tamamlanmış oluyor. Yani tarif ettiğim her şeyi bilgisayara programlayabilirim bu netlikte. Yapay öğrenme bugünün asıl konusu, veriyle tahmin arasındaki hatayı minimize eden hipotez. Biraz karışık geliyor ama şuradaki açıklama. Çok kabaca özetleyeyim, detaylı gireceğiz. Elimde bir sürü veri seti var. Ben bu veri setlerine bakıyorum. Her veri benim için bir tane tahminleme demek. Her verim için bir tahmin yürütüyorum. Günün sonunda da en doğru tahmine ulaşmaya çalışıyorum. Bunun detayını oturtacağız dediğim gibi. Karmaşık sistemlerde bir gireceğim bir çıkacağım. Yani sadece aklımızda bulunsun güzel konu diye. Bütün parçaların toplamından fazladır. Çok havalı bir cümle. Gelin bu havalı cümleyi karıncalarla açıklayalım. Şimdi karıncalar tek başına yol bulamaz. Çünkü karıncalar kör canlılardır arkadaşlar. Ama karıncaları bir koloni halinde gezerken görürseniz yön bulma algoritmaları oluyor karıncaların. Yani parçada görme özelliği, yön bulma özelliği yok. Ama koloni olarak birleştiklerinde yön bulma özelliğine sahip oluyorlar. Yine bir 2-3 yıl önce bir belgeselde izledim. Yağmur ormanları ile ilgili bir belgesel vardı. Yağmur ormanları biliyorsunuz belli dönemlerde yağmur alıyor ve bayağı sel falan oluyor. Karıncalar yüzme de bilmiyor. Ama karıncalar eğer koloni halinde birleşirse yağmurda şöyle sal oluyorlar arkadaşlar ve kuru yer bulana kadar devam ediyorlar. Yani ne oluyor? Parçada olmayan bir özellik bütünde meydana geliyor. Karmaşık sistemler, genetik algoritmalar vesaire
bir gün otobüs beklerseniz, arkadaşınız sizi bekletir, aklınızda bulunsun, telefondan araştırabileceğiniz bir konu. Seviyorum ben böyle konuları, belki siz de seversiniz diye ekstra makine öğrenmesinin yanında bu bilgiyi de sıkıştıralım dedim. Şimdi geldik en güzel kısımlardan bir tanesine. Bu ve sonraki slide'da seyircilere, izleyen dostlara sorularım var. Melis, orada cevapları alabiliriz. Çok basit soru ama ciddi cevaplarsak sevinirim iki soruyu da. İkincisi çok basit değil ama birincisi basit diyebilirim. Facebook post soruları gibi dedelerimizin falan böyle cevapladı. Girdi 1, çıktı 5. Girdi 2, çıktı 10. Girdim 3, çıktı 15. 4'e 20, 5'e kaç olur arkadaşlar? Evet. Burada bir cevapları merak ediyorum. Siz chat ekranına yazdığınızda biz iletiyor olacağız arkadaşlar. Ben chat'i göremiyorum ama Melis sen iletirsin artık. Ya şu kadar 5 var vesaire gibi. Yani birazdan desem, cevaplar gelmeye başlar, evet. Umarım mizahşör arkadaşlar farklı cevaplar yazmışlar. Burada 25 cevabı gelir mi acaba, bakalım. Asıl soru bir sonrakinde. Makinelerin nasıl öğrendiğini anlamaya çalışıyoruz burada. Bu aslında iki temel soruda. Bir 40 saniye geç geliyormuş galiba cevaplar. Aynen öyle. Evet, ilk 25 cevabımızı aldık. Çok iyi. İsimlerle birlikte isim gözüküyor mu Melis? İsmi de bize arkadaşımız iletebilir şu an. Tamam. Biraz daha bekleyelim. 2-3 cevap daha gelsin. Sonra diğer soruya geçeceğim. Bu soruya, yani diğer soruya asıl cevap bekliyorum. Esra Yemi 5'in aritmetik artışı olarak devam etmiş. 25 demiş. Tamam. Güzel. Sonraki soruya geçiyorum o zaman. Bu soruda tamam, çok kalmayalım. Şimdi bu soruda gelen, şu an benim de şeyden gördüğüm, Ecem'in ilettiği cevapların çoğunluğu 25 geliyor yani. 5'in kaplarından bir 25'e ulaşılmış. Çok güzel. Tamam. Bir sürü 25 gelmiş. Tamamdır. Ecem teşekkür ettik. Ben bir sonraki soruya geçeyim. Arkadaşlar bir sonraki soruya da interaktif katılım verirsek çok sevinirim. Şimdi burada ben sadece size şu verileri veriyorum. Bu ev havuzlu. Şu gördüğünüz ev ulaşım hattına 400 metre, 450 metrekare bir evim var. İl ilçe vermiyorum. Sahip olduğunuz tek bilgi bunlar. Yani havuzlu, ulaşım hattına 400 metre, 450 metrekare ve şu görsel. Bana bu evin aylık kirasını, yani kiraya çıkacaksınız. Bu evin aylık kirasını kaç TL'dir lütfen söyler misiniz? Tahminler artmak serbest. Tahminleri bekliyoruz. Evet. Güzel bir soruymuş gerçekten. Cevapları çok merak ediyorum burada. Ve bunun sonunda, bu iki örneğin sonunda makinelerin nasıl öğrendiğini, machine learning'in nasıl çalıştığını oturttuğumuz bir aslında soru. Birbirine paralel sorular. Evet, bir 40 saniye delay olması bu bekleme arasında insanı böyle düşündürüyor boş boş. Evet, sorumuz da biraz zor olduğu için arkadaşlarımız da belki düşünür. Evet. Sence ne kadardır Melis? Bence ne kadardır? Yandan da cevaplar gelmeye başladı ama ben bu bilgiler ışığında bu tarz evler ulaşım hattına çok yakın olmadığı için olabilecek yerlerden yola çıkarak bir yorumda bulunabilirim belki. Tamam. Yusufcan Aydın demiş ki çok 1000 TL. Mert Emir fiyatı tuzudur bunun demiş. Evet, Abdullah güzel. Çelik 150 bin TL demiş aylık kira olarak. Ümran Dündar 20 bin TL demiş. Keşke 20 bin olsa da çıksak ama. Umay Dilara Kuşçu 45 bin demiş. Tamam. Bir iki tane daha cevap aldıktan sonra şey yapabiliriz. Bağlamak istediğim noktaya bağlayabilirim. Öznur Tayhan da 20 milyon demiş aylık kiraya. Evet, güzel. Çok güzel bir veri seti var şu an elimizde. Tamam. Cevaplar gelse hep böyle devam edecek işte. 20 bin olur, 30 bin olur, 5 trilyon demiş. Evet, kira arkadaşlar. Aylık kira. tamam. Teşekkür ettik Gaye. Son cevabımızı da öyle almış olalım.
Ben devam edeyim buradaki şeylerde. Şimdi ben aslında bu sorularla aslında bir doğru cevap beklemiyorum arkadaşlar burada. Ben de bilmiyorum kaçtır yani. Bayağı pahalıdır ama. Çok tuzludur diyen arkadaşa tamamen katılıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu soruyu sorduğumda chat'teki herkes en azından bize iletilen 25 söyledi. Sağ olun için mizahşör arkadaşımız olmadığı için çok mutluyum. 1'e 5 dedik, 2'e 10 dedik, 3'e 15 dedik. 5'e 25 cevabını herkes verdi. Neden burada herkes 25 verirken burada bir tane aynı cevabı yazanı göremedim chat'te. Herkes birbirinden farklı cevaplar verdi. Şimdi arkadaşlar işte ben burada beynimizin nasıl çalıştığını söyleyeyim. Ki biri de yazmıştı zaten. Benim beynim girdi ile çıktı arasında bir formül üretiyor. Bakıyorum 1'e 5 girmiş, 2'ye 10 girmiş. Yani 5 katlık bir artış çarpım oranı var. Ama buraya geldiğimizde ben size böyle bir girdi vermedim. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5 sizin kafanızda. Mesela Melis gitti atıyorum İstanbul'dan bir şey düşündü. Dedi ki ya geçen dedi 4. katta bir ev baktım koz yatağında. Dedi ki 35 bin TL bu var ya minimum il ilçe bağımsız vardır 50 bin 60 bin. Mesela 45 bin diyen Umay var. O da büyük ihtimal yine İstanbul'un belli pahalı yerlerine göre bir veri seti vardı kafasında. Ve ona göre tahminleme yaptı. Mesela Ümran 20 bin demiş. O daha ucuz bir veri seti var kafasında demek ki. Yani bu da dedi benim veri setim genelde böyle. Burası da 20 bin TL'dir dedi. Aynı machine learning de buna göre çalışıyor arkadaşlar. Bizim kafamızda hangi veriler varsa ben tahminimi ona göre yapıyorum. Mesela dediğim gibi İstanbul ağırlıklı yaşayan son ev bakan birisi buna hep işte çok fazla fiyatlar söylemesi bundan dolayı normal. Gelin bunu biraz matematiksel olarak bakalım. İşi finalize edelim makinelerin nasıl öğrendiği kısmını. Şu yukarıda gördüğünüz ilk görsel bilgisayar mühendisliği aşağıdaki de yapay öğrenme. Ne demiştik? Tarif ettiğim her şeyi programlayabilirim. Girdim ne? 1, 2, 3, 4, 5. Kuralım ne? Y eşittir x çarpı 5 yukarıdaki örneğimiz. Ben girdiği verdim, tarifi verdim, çıktı bekliyorum. Ama yapay öğrenmede bilgisayar mühendisliğinde arkadaşlar ben girdi veriyorum, çıktı veriyorum ve kuralı bekliyorum. Az önce sizin de yaptığınız gibi sizin kafanızda belli girdiler vardı. İstanbul için, Ordu için, Artvin için neyse illerimiz. O verilere göre kafanızda bir kural belirlediniz ve bana chat'teki çıktıları yazdınız. 20 milyon, 20 bin, 150 bin vesaire gibi çıktıların çıkma algoritması bu şekilde gerçekleşti. Makinelerde tamamen böyle öğreniyor arkadaşlar. Verdiğimiz verilere göre bir öğrenen bir sistem var. Kural üreten bir sistem var. Diyelim. Şimdi ben genelde hep kurumlara Java eğitimi, temiz kod yazma sanatı, refactoring gibi eğitimler veriyorum ama çıktığım 10 seminerin ikisinde de böyle machine learning anlatmayı çok seviyorum. Çıktığımda da genelde bu soru gelmeye başladı. Son çıktığım 3-4 etkinlikte. Dedim madem bu soruyu da slide'a ekleyeyim. Bir daha 10-15 dakika son soru cevap kısmımızda buna vakit gitmesin diye. Süreme de bakayım. İnsanla makine öğrenmesi. Şimdi makine öğrenmesi özellikle bu ChatGPT vesaire gibi teknolojilerin gelmesiyle birlikte konuları çok açılmaya başladı. İşte karanlık bir gelecek mi bizi bekliyor, aydınlık bir gelecek mi bizi bekliyor? Ben şuna net olarak şu cevabı vereyim. Bir bıçak doktorun elinde hayat kurtarırken bir katilin, pislik bir insanın elinde hayat alabilir. O yüzden bizim bu teknolojiye kimin sahip olduğu ilerleyen zamanda önemli arkadaşlar. Yani umarım akıllı telefon trenlerini falan ülkece kaçırdık ama umarım bu trende yerimizi kaçırmayız diye düşünüyorum ki şu an zaten gördüğüm bu tarz etkinliklerin sıkça yapılması. Ben üniversite 1-2'deyken ne seminerlere katılırdım. İyi bir örnek değilim gerçi ama burada. Ne bir şey yapardım ama şu an öğrencilerin aktif bildiğini görüyorum vesaire. Çok derin konularla ilgili araştırma yaptığını vesaire de görüyorum. O yüzden ben biraz daha umutluyum bu konuda. Gelecek konusunda. En azından bizim de bir yer alabileceğimiz konusunda. O yüzden ütopik mi, distopik mi oluşu tamamen o teknolojiye kimin ileride hakim olacağına göre değişir. Son şeye de geçeyim. ChatGPT insanların işsiz kalma durumu. Şunu net söyleyebilirim. Birbirini tekrar eden otonom işler tabii ki sekteye uğrayacak. Çünkü machine learning, makine öğrenmesi az önce de örneklerde gördüğümüz çok iyi tahminleme yapabiliyor. Ve birbirini tekrar eden işleri mesela bir doktorun kan raporuna bakarak bir hastaya hasta veya değil demesi. Machine learning bunu çok kolay bir şekilde yapabilir. Yani gerekli verileri verdiğinizde uçağın uçması vesaire gibi çoğu şeyi basit yazılan kodları ChatGPT şu an harika bir şekilde yazabiliyor. Ama bunu şöyle görmemek lazım. Yeni gelen teknoloji bazı şeyleri götürdüğü gibi yeni şeyleri de getirir. Ve aynı zamanda işte ChatGPT yazılımcıları işsiz bırakacak şeyine ben biraz karşıyım. Basit bir yazılımcıysan evet olabilir ama
Bugün air fryer çıkıyor, işte teknolojik fırınlar çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Bu aşçıları ben işsiz bıraktığını görmedim. Tam tersi, akıllı aşçılar bunu gidiyor. Aa, diyor ki air fryer çok iyi, şu kadar yağ ile patates kızartıyor. Ben patatesleri air fryer da yapayım. İşte kendi ana yemeğimi ben ellerimle yapayım gibi bir şey var. Senin bunu hanene nasıl alacağınla ilgili aslında durum. Yani o yüzden geleceğe karanlık bakmamıza gerek yok, canınız sıkılmasın. Peki nasıl popüler oldu? Naive Bayes machine learning'de çok kullanılan algoritmalardan bir tanesi arkadaşlar. Sınıflandırıcılardan bir tanesi. Şu yazıyı okuyalım. Naive Bayes sınıflandırıcısı adını İngiliz matematikçi Thomas Bayes'ten 1701-1761 tarihlere bakın. Machine learning'deki bulunan çoğu algoritma hep 1900'lerde var, 1800'lerde var. Temeli çok eskilere dayanıyor arkadaşlar. Ama neden günümüzde popüler oldu ve hala popülerliği devam ediyor? Şu görsel aslında her şeyi anlatıyor. Bugün siz telefonunuzda bile birçok insanın verisini barındırıyorsunuz. Ben eskiden veriyi tutabileceğim, depolayabileceğim bir yer yoktu. Ama şu an veriyi depolayabiliyorum, işleyebiliyorum ve kullanabiliyorum. Bundan dolayı günümüzde çok popüler. Yani en basit şey örneği vereyim. Çok bu kadar uzağa gitmeye de gerek yok. 5-10 yıl öncesine gidin. 1 GB'lık flash bellek almak yani iyi paraydı yani o zaman. Şimdi neredeyse bakkal amca para üstü olarak 1 GB'lık al ya şey. Yoksa sakız verir gibi flash bellek veriyor yani. O yüzden hani veriyi depolamamız o kadar kuvvetlendi. Aynı şekilde işlememiz de o kadar kuvvetlendi. O yüzden arkadaşlar günümüzde popüler, bir süre daha böyle devam edecek diyebilirim. Peki ben bu trene nasıl dahil olurum? Nasıl bir başlangıç serüveni izleyebilirim? Şimdi bilinmesi gereken en temel noktalardan bahsedeyim arkadaşlar. Verinin önemi. Az önce daha 2 dakika önceki cümlemde söyledim. Eskiden de bu algoritmaların temeli var ama bunu işleyebileceğimiz teknoloji olmadığı için ilerletemiyorduk. Yani veri yoksa machine learning yok arkadaşlar. Deep learning, machine learning, makine learning, yani hiçbir şey yapamazsın veri yoksa. O yüzden verinin önemini anlamam lazım. Veri benim için çok kritik. Bir de parantez içinde güzel bir bilgi yazdım buraya. Her veri bilgi değildir. Ne demeye çalışıyorum burada? Bakın şurada bir gül var. Bunun gül olduğunu ben nasıl anladım? Ben bir makineyim, öyle düşünün. Bana işte bunun gül olduğunu anla diyorlar. Bunu anlamam için arkadaşlar benim için şu kısımlarına bakmak yeterli. Yapraklarına bakıyorum, rengine bakıyorum. Tamam, okey. Benim için bunun bilgi kısmı ortası. Ama buna komple bir baktığınızda bunun geneli komple bir veri. Şu dikdörtgen benim için komple bir veri ama sadece benim için ortası bir bilgi. O yüzden bilgi ile veri arasındaki farkı bileceğim ki makineye bir şeyler öğretirken ben gidip şeyi öğretmem lazım. Ana ham bilgiyi öğretmem lazım ki makine daha doğru tahminler yapabilsin. Hatırlayın ilk şeyde, slide'da veri ile tahmin arasındaki hatayı minimize etmemiz. Amacımız. O yüzden en doğru bilgiye yakın şeyleri verdiğimizde bizim için faydalı olacaktır. 2. Veri toplama. Dediğim gibi veri yoksa, machine learning yoksa veri toplamayı da bilmem lazım. Veriyi nasıl toplayabilirim? İşte internet sitelerine atıyorum, sözlükler var. Orada sözlüklere insanlar yorum yazıyor. Oradan belirli kodlarla o yorumları alabilirsiniz. İstediğiniz işle ilgili verileri internetten, data scraping deniyor ona. Şey yapabilirsiniz, internetten araştırıp veri toplayabilirsiniz. Kendiniz bir uygulama yazabilirsiniz veri toplamak için vesaire. Sonra bu topladığımız veriyi düzenleme ve hazırlama kısımları var arkadaşlar. Bu da data preprocessing dediğimiz bir olay deniyor. Bu da başlı başına bir 45-50 dakikalık bir konu, buna ayırabilirim. Ama çok kısa özetlemem gerekirse atıyorum mesela seni seviyorum diyorum ben. Hani mesela birinin bana seni seviyorum yazdığını düşünün. Seni seviyorum yazmış 5-6 tane U'yla. Makinenin o kadar 6-7 tane U'yu görmesine gerek yok arkadaşlar. Seni seviyorumu görsün. Yani kelimenin kökünü, yüklemin kökünü alsak bizim için yeterli. Sevmek. Makine sevmeyi bilsin. Seviyorum böyle hani uzun cümleleri, değerli dağlı cümleleri falan bilmesine gerek yok. Mesela İngilizce'de de stop words deniyor bunlara. I am going to the beach. Mesela to do'ya gerek yok orada. To do'nun makine için hiçbir anlamı yok. I am going beach. Bitti yani. Hani o yüzden veriyi en ham haliyle, en bilgi haliyle makineye öğretmem lazım. Şu makine öğrenmesi temel algoritmalar, bunu anlatacağım bugün. Supervised ve unsupervised learning. Hazır bir makine öğrenmesi sunumuna girmişken bunları cebinize atmadan çıkmayın diye düşündüm. Sonuçları analiz etme kısmında da confusion matrix analizimiz var arkadaşlar. Bunu YouTube'da benim bununla ilgili bir videom var, 15 dakikalık falan. En son makine öğrenmesine başladınız, sonuçları analiz etme kısmına geldiniz. O zaman izlemenizi öneririm. Şu an izlemeyin. Teknik gereksinim kısmında da
Ben size Python öneriyorum. Python'la devam edebilirsiniz bir Java'cı olarak. Machine Learning'de çok kullanılıyor çünkü. Tüm kütüphaneler Python'a göre bir sorunla karşılaştığınızda bulma imkanınız Machine Learning ile ilgili Python'da daha fazla yani bizim sektörde biraz şey daha fazla uğraşılan dil iyi arkadaşlar. Çünkü ana amacımız başka bir sorunu çözmek. Sizin ufak sorunlarınızda başka karşılaşan insanların olması kar. Yani bu psikolojide bile güzel bir şey. Kendinizi kötü hissederseniz siz de aynı şeyi yaşamış bir insan ararsınız ki daha çabuk iyileşebilin. O yüzden Melis bir kötü baktım. O yüzden şey yani bir Python'la başlamanızı öneririm. Hatta bunu teyitleyen bir şey de göstereyim. 2022 yılındaki LinkedIn'deki iş ilanları arkadaşlar. Python ve Java'nın Amerika ve Avrupa kıtasındaki iş ilanları dağılımına bakabiliriz buradan. Python ve Java'nın ne kadar önde olduğunu şu grafikten çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani Python'ı Machine Learning'le sen cebine atsan, yarın bir gün arka yüz programlamaya geçtiğinde, backend programlamaya geçtiğinde gidip çok rahat orada da hayatını idam ettirebilirsin. Yani sonuçta yaptığımız işten para da kazanmak isteriz. O yüzden bu iş dağılımlarına bakmanızda fayda var. Aynı şu tarz cümlelerle bunu Türkçe yazsanız da aratabilirsiniz. Siz de bakabilirsiniz arkadaşlar bir yazılım dili öğrenmeye başlamadan önce. Temel machine learning algoritmalarına geçmeden önce biz şirketlerde machine learning'i nasıl uyguluyoruz? Bir tane şu bu da machine learning'in 101'i gibidir arkadaşlar. Çok önemli bir ne denir buna? Şema mı? Döngü. Döngü denir. Döngü diyelim buna. Çok önemlidir. Mesela size bir tane örnek vereyim şirkette. Yaptığımız değil ama hani yapılsa böyle yapılır dediğim. Mesela önce business understanding dediğimiz kısım. İşi anlama. Bana bir iş geliyor diyorlar ki Furkan biz kredi satışlarımızı arttırmak istiyoruz X bankası olarak. Bize kredi satışlarını arttırabilir misin? Ben tamam işi anladım. İş müşteriye kredi satmak. İki ne veriyi anlayacağım. Artık tamam işi anladım veriyi anlamam lazım. Sonra araştırmaya başlıyorum. Bu zamana kadar ben kadınlara mı daha çok kredi satmışım erkeklere mi? Kaç yaş üstü daha fazla kredi almış? İşte benim uygulamam varsa uygulamamda en çok hangi noktaya tıklayan kullanıcılar benim kredici akışlarıma girmiş vesaire gibi verileri topluyorum. Sonra veriyi anlarken data understanding diyorum ya burada. Veriyi anlarken şeyi gördüm. Ya benim 30-40 yaş arası tamamen farazi konuşuyorum bu arada. 30-40 yaş arasındaki kadınların ciddi oranda kredi çektiğini görüyorum. O zaman kadınların sevdiği başka bir şey daha kredi çekerken satabilirim. Mesela ne oldu? Benim veri anlayışım iş anlayışımı değiştirdi. İş anlayışım da veri anlayışımı değiştirebilir. Bu ikisi hep paslaşır aralarında. Ondan sonra iş anlamam ve veri anlamam sonlandıktan sonra ben ne yapıyorum? Verilerimi hazırlamaya, data preparation kısmına başlıyorum. Veri hazırlama demek, modelleme, geliştirme ve canlı da kullanır hale getirme arkadaşlar. Yine şöyle bir döngüye bir bakalım. Gözümüzü kısıp baktığımızda ortada data var. Şurada data var. Data preparation, data modeling. Yani veri yoksa dediğim gibi tekrar 5. değişim falan ama o kadar önemli. Veri yoksa machine learning yok. O yüzden sizin veriyi nasıl toplayacağınızı, veriyi nasıl çekeceğinizi bilmeniz lazım her şeyden önce. Artık ya hafiften sonlara doğru da geliyoruz. Klasik machine learning algoritmalarımızdan da bahsedelim. Dediğim gibi bu bir yapay öğrenme, makine öğrenmesi sunumunda. Bunları bilmeden çıkmayın en azından. Supervised learning ve unsupervised learning de ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Supervised learning güdümlü öğrenme. Unsupervised learning güdümsüz öğrenme. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Hemen örneklerle açıklayalım. Şurası bir tane doğru arkadaşlar. Y eşittir vesaire vesaire. Burada bir denklem yazdığını düşünün. Şu yuvarlaklar ne olsun? Yuvarlaklar sağlıklı insanlar olsun. Artılar da COVID'li insanlar olsun. Ama ben bunların hangilerinin COVID'li, hangilerinin COVID'siz olduğunu biliyorum ve az önceki öğrendiğimiz gibi machine learning'e soktum. Bana şöyle bir kural çıkardı. Dedi ki senin kuralın bu. Yeni birisi gelecek atıyorum buraya. Bu kurala girecek işte. Kuralların ne olabilir? Ateşi var mı? Ateşi 35'in üstünde mi? Boy uzunluğu ne? Öksürüyor mu? Günde kaç kere, kaçta uyanıyor, kaç saat uyuyor? O verileri analiz ettiğimi düşünün. Ona göre ben diyorum ki tamam bu formülüme göre bu adam COVID veya bu adam COVID değil. Bu arkadaşlar classification deniyor buna. İlk şeyimiz. İkinci de regression. Bu da ev tahmini yaptık. Oradan hatırlayın. Burada hepsi yuvarlak. Hepsi ev olarak düşünün. Yine ben bu evlerimin dağılımına göre hepsinin fiyatlarını biliyorum. Ona göre bir doğru çizdim. Dedim ki ben ev fiyatlarını böyle hesaplıyorum. Yeni bir ev geldiğinde gideceğim. Şu formüle sokacağım. Burada artık yeni bir denkleme girmiş olacak. Tabii ki bazı evler doğrunun şuralarında falan çıkabilir. Çok
benim veri setimi bozan veriler de olabilir. Mesela yine birisi şey, bu 20 milyon demişti mesela ev fiyatlarını sorduğumuzda biri. Ben normalde o 20 milyon diyeni veri setimden çıkartırım. Çünkü veri setimdeki diğer verilere göre çok farklı bir tahmin benim veri setimin ortalamasını bozuyor. Burada da öyle şeyler olabilir ama şu an gayet güzel dağılmış bir veri seti görüyorum. Peki ben sonuçları bilmezsem burada hangisinin Covid, hangisinin Covid olmadığını biliyorum. Ev fiyatlarını biliyorum. Ama hiç sonuçlarını bilmeden tahminleme machine learning çalışmaz mı? Çalışır arkadaşlar. Ona da unsupervised learning deniyor. Burada patatesler var. Patates galiba bu. İşte şu koyu renkli diyeyim buna. Kahverengi ve sarı renkli patatesler var. Ben machine learning'e bunu böyle veriyorum. Çok özür. Machine learning benim için bunu aralarında gruplama yapıyor arkadaşlar. Bakın nasıl gruplama yapmış. İşte sarıları bir tarafa almış, morları bir tarafa almış, kahverengileri bir tarafa almış. Bunu nerede kullanabilirim gerçek hayatta? Okuldaki birbirine benzeyen insanlara ayırma, siyasi görüş vesaire vesaire aklınıza gelmeyecek kadar kullanıcıları sıfatlandıramadığım, bir sıfat ekleyemedim, bir kategoriye sokamadığım her yerde unsupervised learning'i kullanabilirim arkadaşlar. Bunları öğrenmek de çok basit. Yani 30-40 satırlık kodları var. Önemli olan veri kısmı. Veriyi nasıl toplayacağınız ve toplama kısımları. Şimdi öğrenme metodolojisi. Bu sadece machine learning ile ilgili değil. Süreme de bakıyorum. Bu sadece machine learning ile ilgili değil arkadaşlar. Genel bir şey öğrenirken şu kafadan çıkmanızı öneririm. Özellikle öğrencilerde çok fazla oluyor. Keşke bunu yıkabilsem. Çok gerideyim. Bugün yıkmaya çalışacağız ama hani anlayacaksınız önemini. Çok gerideyim. Bir sürü konu var. Kafasında bir şey öğrenmeyin. Şimdi Java'dan da bir örnek vereceğim buna. Ben hatta direkt örneğimize geçelim şey yapmadan. Melis burada yine arkadaşlarımıza bir sorum var. Java bilip bilmeniz önemli değil ama Java bilen arkadaşlarımız illaki vardır. Bu şeyde katılımcılarda. Bakın bir main metodum var. Java'da main metot her şeyi çalıştıran metot. İşte öyle düşünün. İlk fitili yaktığımız metot önemsiz. Double A eşittir 1.03. Double B eşittir 1.04. 1.03 ile 1.04'ü topluyorum. Kod tamamen doğru çalışıyor. Çalışmaz, hata var mı falan gibi aklınızda şüphe olmasın. Ekrana bu kod ne yazdırır arkadaşlar? Eski seminerlerime falan katılan varsa biliyorsa söylemesin. Sadece atmak serbest. Buyurun arkadaşlar. Evet. Hatta bunu LinkedIn'de falan da bayağı paylaştılar sonra şeyden sonra. Bekliyorum cevaplarınızı. Evet. Şimdi size çok gerideyim bir sürü konu var mantığının yanlışlığını bu örnekle inşallah açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlardan cevaplarını bekliyoruz. Geldikçe paylaşacağız. Tamam Melis. Senin tahminin, sen Melis yazılım falan biliyor musun sen? Ben C biliyorum ama onu da çok temel düzeyde biliyorum. O yüzden şu an pek yorum yapamadım açıkçası. Tamam. O zaman hiç şey yapmıyorum. Ama bir sallamak istersen sen de öncü sallayabilirsin yani. Öncü olarak. Arkadaşlara cesaret olsun diye. Cesaret olsun diye önden bir sallayabilirsin. Ama tabii sana kalmış. Cevaplarımız da gelmeye başladı. Onları yavaştan iletmeye başlayayım o zaman ben. Tamam. İbrahim Yıldırım 2 çünkü double yazdırmıyor, int yazdırır demiş. Integer'dan tamam. Bahsediyor diye yorumluyorum. Melike Ayaz 2.07 demiş cevabı. Tamam. Bir iki tane daha gelsin sonra geçelim. Umay Dilara Kuşçu 2.07 demiş o da aynı şekilde. Güzel. Raci Kahraman 1.035 demiş. Evet Raci. Güzel bir bakış açısı. Nasıl hesapladığını düşünüyorum bir yandan. İlk defa bu cevabı aldım. Enes. Enes Can Efiloğlu uzun bir sayıdan bahsetmiş. 103, 104 diye anlatabilirim size. Güzel. Enes random atmış. Tamam güzel. Tamam bu kadar cevap yeterli. Ben teşekkür ediyorum şey için. Ecem'e de iletmek şey olmasın. 1.05 gelmiş. Tamamdır. Bundan sonra ilerleyebiliriz. Evet arkadaşlar bakın. Belki aranızda hani Java bileniniz de vardı, bilmeyeniniz de vardı vesaire. Bu bir Java dersine başlayın, bir Java kursuna başlayın. Büyük ihtimal ikinci dersin 6. veya 5. dakikasında size bunu öğretecekler. Double. Ama ben bugün kurumlara da dediğim gibi eğitim şey veriyorum. Yine bir chat'e baktım da dikkatimi aldım.
kurumlara da eğitim veriyorum. 8-9 yıllık, 10 yıllık yazılımcılar bile aynı sizin verdiğiniz cevapları veriyor arkadaşlar. Ama bakın bunun cevabı ne? Bunu ekrana yazdırdığınızda çıkacak olan sonuç şu. 2.07, evet buraya kadar çoğu kişi bildi. Sonra 0.00003. Peki bunun nedeni ne? Arkadaşlar, Java dilinde epitopu kaçtı unuttum. 60 küsür özel böyle şey var. Double'ı, public, static, void'i anahtar kelime var. Sizin aktif kullanacağınız 30-40 tane var. Ama şu kafada bir şeyler öğrenmeye çalıştığımız için çok gerideyim ya, Java'yı hemen bitirmem lazım, hemen Python'a da geçeceğim, oradan ön yüzere geçeceğim falan kafasında bir şey öğrenmeye çalıştığımız için şu detayları kaçırıyoruz. Double, burada bir kayan nokta problemi var arkadaşlar. Floating point dediğimiz bir problem var. Problem değil aslında, bir floating point dediğimiz bir olay var. Double scientific calculation'larda, yani bilimsel hesaplamalarda kullanılıyor arkadaşlar. Ama biz işte o kadar hızlı gördük yani, double tamam ya. Küsuratlı şeylerde double kullanılır. Geçtiğimiz için böyle. Bunu temellendiremediğimiz için üstüne bir şey de ekleyemiyoruz. Mesela düşünün ne kadar kötü bir durum. Şundan bahsedeceğim size. Bunu şu an şu hesaplamayı şey yaptığınızı düşünün. Benim burası banka hesabım. Atıyorum 3.04 TL var. 1.04'ü arkadaşa yolladım. Diyorum ki yani tamam, şu kadar param kalmış olması lazım. Ben kullanıcıyım. Hani bunu floating point falan bilmem. Uygulamayı kullanırım. Gideceğim marketten bir şey alacağım, diyecek ki bakiye yetersiz hatası atacak bana. Mesela ne kadar kötü bir durum benim için, kullanıcı için. Veya şu böyle bir yazılmış algoritma düşünün parasal işlemlerde. 5-10 yıl içinde açacağı cari açığı düşünün arkadaşlar. Ve hatayı bulması da zor. Yani demeye çalıştığım şey, çok gerideyim kafasında bir şey öğrenmeyelim. Yeter ki bir şeyi 2 ayda öğrenmeyin, 4 ayda öğrenin. Ama kalitenizi öyle bir göstereceksiniz ki gerek iş yerine girdiğinizde, gerek bir proje yaptığınızda, yani 10 numara ilerleyeceksiniz. O yüzden arkadaşlar temelli sağlam öğrenelim. Bir de hemen şununla bağlayayım. Son madde yazmışım ama aynı anda çok fazla şey öğrenip yükleme de yapmayın. Bu da çok önemli. Mesela hem Java hem Python'ı aynı anda öğrenmeye çalışmayın bence. Neden? Çok pardon. Aynı anda iki tavşan peşinden koşan ikisini de yakalayamaz diyordu. Confucius diyordu herhalde. Burada da böyle arkadaşlar. Yeni bir şey öğrenirken, şimdi Java ile Python okey, ikisi de yazılım dili. Ama birinde if, birinde elif. Yani mesela birinde else, birinde yani kafalar karışabilir. Birinde süslü parantezler var, birinde noktalı virgül yok vesaire. Daha siz bir şeyi tam temellendirmeden diğer evi de yıkacaksınız. O yüzden arkadaşlar bir tanesini tam öğrendikten sonra önce gitarı bir tam öğrenin. Sonra bağlamayı zaten az çok çalacaksınız. Ondan sonra 1-2 hafta pratik yaptığınızda bağlama da çalabileceksiniz. Öyle düşünün. Hepsini telli çalgı gibi düşünün. Backend programlamanın. Birinden birine geçişiniz çok kolay olur. Ancak ve ancak bir tanesini tam olarak öğrenirse. Sonra sektördeki insanlardan ve hocalarınızdan tavsiye alın arkadaşlar. Bugün LinkedIn'e girdiğinizde ne bileyim Java'da merakım mı var? 10 tane Java'cı seç oradan. Ona LinkedIn'den yazdığında eminim ki 6 tanesi sana cevap verecektir. İkisi LinkedIn'e girmiyordur. İkisi de cevap vermemiştir yani. Ama sen ne kadar fazla kişiye sorarsan bu senin için kar. Herkes bence hani çoğu kişi, biz yardım etmeyi seven de bir toplumuz. Hem genel olarak hem sektör olarak da öyleyiz. Yani yardım etmeyi çok seviyoruz yani. Paylaşmayı, bilgi şeyini. O yüzden şey arkadaşlar, bu da sizi iyi yönlendirir. Atıyorum Java ile ilgili kafanda bir soru var. Ya abi böyle ilerleyebilir miyim? Ya abla böyle ilerleyebilir miyim? Mesela gibi pat diye sor. O da sana cevaplasın. Olabildiğince fazla kişiye sor. Hatta bugün Ramazan kutsal kitabımızdan da alıntı yapayım. Orada da bir ayette yazar yani. O ki öğütü dinler, tüm öğütleri dinler, aklına uyanı yapar. Yani en mantıklı geleni yapar. Aynı bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar burada. Nihat Hatipoğlu'na da çevirdik son kapadan ayak. Sonra iş ilanlarındaki yoğunluklara ve açıklamalara da bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü yani sonuçta yaptığımız işten para kazanmak da isteriz. Bir getirisi olsun, motive etsin de isteriz. İşte LinkedIn'deki 2015'ten beri atıyorum Java ilanları. Yazsanız o size veri gelir. İşte günümüzde nasıl ilerliyor? Yazılımcı maaşları neler? Vesaire vesaire. Bakabilirsiniz diyelim. Tam 40 dakikayı da doldurduk. Ve yine doğadan, evrenden bir soru işareti bırakayım. Aklınıza gelen machine learning ile ilgili olur, Java ile ilgili olur, backend programlamayla ilgili olur, sektör olur, okulla ilgili olur, ortalamayla ilgili olur. Aklınıza gelen soru varsa 5-10 dakika cevaplayalım. Cevaplayamadığımızda artık diğer platformlardan konuşuruz arkadaşlar. Evet.
Değerli sunumunuz için çok teşekkür ediyorum Furkan Bey. Gerçekten çok keyifli bir yayındı. Ben de kendim için önemli notlar aldım. Sorularımız gelmeye başladı. Ben şimdi bunları size iletiyorum. Tamam. İlk sorumuz Gamze Yılmaz'dan gelmiş. Merhaba Furkan Bey. Ben Gamze, ekonometri son sınıf öğrencisiyim. Python ve temel R programlama sertifikaya sahibim. LinkedIn Learning'de veri analizi ve analitiği için veri görselleştirme eğitimini alıyorum. SQL konusunda da kendimi geliştireceğim. YA sayesinde de kendimi geliştiriyorum ve olmazsa olmazımız İngilizce konusunda da kendimi geliştiriyorum. Sormak istediğim, iş hayatında veri analisti olarak ilerlemeyi düşünüyorum. Başka önerileriniz var mı acaba? Şu an sen çok iyi bir şekilde kendine rotanı çizmişsin. Bir veri analistinin bilmesi gereken çoğu şeyleri şu andan öğrenmeye başlamışsın. Çok güzel. LinkedIn Learning yanına başka eğitim platformlarına da bakabilirsin. Ben LinkedIn Learning'i çok tutmamıştım. Yani çok basic seviyede eğitimler veriyor. Daha son sınıfsın. Bununla ilgili kesinlikle bir staj kendine bulmanı öneririm. Bu şeyde teoride öğrendiğim bilgileri bir kesinlikle veri analistiyle ilgili bir staj bulursan aklına hem şey de olur. Sizin ne istediğinizi en iyi yaz stajlarınız belirler arkadaşlar. Zorunlu stajlarımız var ya, veya kendiniz de gönüllü de yapabilirsiniz. Bir firmaya gidin, mobilciyle bir hafta takıl, backendçiyle bir hafta takıl, veri analistiyle bir hafta takıl, analistle bir hafta takıl. Aklına kimle geliyorsa bir hafta takıl ve bak ne yapıyor bu adam. Bu adamın yaptığı şey benim ilgimi çekti mi? Zaten 3-4 hafta, yani 1-1,5 ayda hemen hemen tüm işleri göreceksin. Ona göre karar verebilirsin ama sen zaten çok güzel bir plan çizmişsin yani. Bilmen gereken her şey. Sen, ben yazmışım gibi yazmışsın. Aynı böyle devam. Yani veri analistinden ilerleyeceksen rotan doğru yani. Harika, çok teşekkür ederiz. O zaman ikinci sorumuzla devam ediyorum. Esra Yami sormuş. Üniversite hayatınızda iyi bir örnek olmadığınızı söylediniz. Yok, ben okulu birinci bitirdim. Ben aslında iyi bir örneğim. Ama seminerlere falan hiç katılmıyordum. Onun altını çizeyim. Tamamdır o zaman. Bu bilgiyle devam edelim. Peki bu kadar güzel ilerlemenizin sırrı nedir? Nereden başladınız ve nasıl ilerlediniz? Esra, sağ ol öncelikle güzel yorumun için. Şöyle söyleyeyim, ben üniversitede hiç seminerlere falan gitmezdim. Şu an ona çok pişmanım. Sektörden insanlar, ya gerçi bizde çok oluyor muydu bilmiyorum da, böyle gelip bir şey anlatsa, kapsam daha da şey olurmuşum. Ben öğrenciyken derse düzenli gidiyordum. Bir de şeyi seviyordum. Hep yaz stajlarımı falan, hani ben de biraz şöyle oldu diyebilirim ya. Erken yaşta takım liderliği almamdır vesairedir falan. Hani bunlar biraz bende şöyle ilerledi. Güneş var diyelim şurada. Şurada da odun var. Güneş oduna ışığını veriyor ama bu alev almıyor çoğu zaman. Ama buraya bir büyüteç koyunca bu artık güneşin ısısının potansiyeli ortaya çıkıyor. Karşıma hep iyi insanlar çıktı diyebilirim. Ben de olabildiğince o yüzden iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkese yardım etmeye çalışıyorum. Staj bulmaya çalışıyorum. İşe sokmaya çalışıyorum vesaire. Karşıma hep iyi insanlar çıktı. İşte müdürüm erken yaşta dedi ki bu ekibin lideri Furkan'dır vesaire diye beni çok genç yaşta kurt sofrasına attı. O beni çok yani geliştirdi yani o yüzden. Biraz şey diyebilirim. Ama üniversite hayatında derslerim kesinlikle çok iyiydi yani. Tez birincisi bitirdim okulu zaten. Ortalamada da dördüncü mü beşinci öyle bir şeydim. Okul ortalaması çok önemli. Onun yanında yaz stajları çok önemli. Bir de senin isteğin vesaire önemli yani. Hani benim sırrım karşıma hep iyi insanların çıkması oldu. Bir de benim azimle çalışmam oldu yani. Çok teşekkür ederiz Furkan Bey. Ben dahil bence katılımcılarımızın hepsini motive ettiniz bu sözlerinizle. Ben üçüncü soruma devam ediyorum o zaman. Ceren Zeynep Çelik demiş ki Furkan Bey'in ChatGPT için neler düşündüğünü merak ediyorum. Güzel bir şey yani, harika. Ben çoğu işi ben de geçen hafta falan kullanmaya başladım. Bir sorunum oldu. Ya dedim çok üşendim yapmaya, dedim nasıl yapabilirim en basit yoldan. Şeytan beni de dürttü. Yazdım, hemen benim için çıkarttı yani şeyi. O yüzden az önce anlatırken şeyi diyebildim. Otonom işleri machine learning, makine öğrenmesi falan çok güzel bir şekilde yapabiliyor yani. Atıyorum çok basit SQL query'lerini ChatGPT çok harika bir şekilde yazabiliyor. Neredeyse kusursuza yakın. ChatGPT hakkında yazılımcılar için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunu alıp hani o Airfryer örneğimi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha basit yemekleri hemen ChatGPT ile yapıp ana yemekleri siz yaparken ana yemeklere daha fazla zamanınız kalabilir. Ben güzel bakıyorum. Öyle. Çok teşekkür ederim. Değişim kaçınılmazsa ayak uydurmaya çalışmalıyız, bir de bunu söyleyebilirim. Hani.
Harika. Buradan da slogan bir sözümüzü aldık. Bence bu herkesin aklında kalacak. Dördüncü sorumuzla da devam ediyoruz. Pınar Yaşar demiş ki, merhaba, ben master öğrencisi bir psikoloğum. Üniversitede aldığımız derslerden biri yapay zeka ve gelenekçilik üzerineydi. Gelecekçilik çok pardon. Sonunda bunların mühendisler dışında birileri tarafından merak edildiğini görmek mutluluk verici demiş. Burada güzel bir dileğinden bahsetmiş aslında. Katılıyorum ben de, süper. Diğer sorumuza devam edelim. Emir Toprak Ataman demiş ki, anadan makine öğrenmesi midir, derin öğrenme mi? Nereden başlamalıyız? Derin öğrenmeden girme bence bir tık zorlayabilir. Şu an makine öğrenmesinde bu anlattıklarımı bilmiyorum. Bunun kaydı falan atılıyor mu yere Melis? Bir hafta içerisinde katılımcılarımız kayda erişebiliyorlar. Tamam. Kaçırdığın yerler varsa bu sunumu bir daha izle. Herhangi bir internetten gerek ücretli gerek ücretsiz bir machine learning kursuyla ilerlediğinde çoğu şeyi oturttuğunu göreceksin. Kimdi? Emir. Makine öğrenmesiyle başlayabilirsin. Klasik machine learning algoritmaları seni uçurur. Çok teşekkürler. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Sinan Yıldırım'dan gelmiş sorumuz. Merhaba, ben Sinan Yıldırım. Python dili konusunda birçok kurs aldım. Kendime de GitHub'da da yüklediğim birkaç projem de var. Sorum şu aslında. Yetiştirilmek üzere işe alım yapan şirket ya da bireysel yazılımcılar var mıdır? Nasıl iş başvurusu yapabilirim? Ya deneyim ya da alan ile ilgili üniversite soruluyor. Başvuru yapmakta zorlanıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşımız öğrenci mi? Bununla ilgili bir yorumda bulunmamış. Tamam Sinan, varsayalım ki öğrencisin. İki türlü hızlı cevaplayayım. Öğrenci değilken ilk işe girmek çok zor oluyor. Çünkü çoğu kurum, özellikle kurumsal firmalar ne yazık ki diplomaya çok önem veriyor. Diplomasız bir full time işe geçmek zor oluyor. Ama öğrenci ve son sınıfsan staj imkanları oldukça fazla olduğunu görüyorum. Hani ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Yani staj yeri bulmaya çalışan arkadaşlara. LinkedIn'deki ilanlara, işte başka diğer platformlardaki ilanlara aktif olarak bakıp ilanı kim açtıysa onunla birebir kontağa geçebilirsin. Ondan sonra okulunun eğer böyle standlar açıyor bazı okullar, işte kariyer fırsatları vesaire diye, onları kovalayabilirsin. Yine LinkedIn'deki şeylere kovalayabilirsin. Ekstra bunu söyleyebilirim. Yani çok teşekkürler. İşte öldüm, öğrenci veya değilsen diye. Ama öğrenci değilsen gerçekten ilk adımı atmak zor oluyor. Ama ikisi için de ilk adımı attıktan sonra gerisi çok akıyor yani. Özellikle bizim sektörde ilk adımı attıktan sonra gerisi güzel geliyor. Çok teşekkürler. Aslında burada önemli olan da o cesareti göstermek. Ömürcan Ergül'den gelmiş 7. sorumuz. Go programlama dili hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ya, araştırmadım, benim ayıbım. Bir eğitmen olarak, bir Java eğitmeni olarak hala Go'yu merak edip araştırmadım. Detaylarını bilmiyorum. O yüzden ne desem yalan olur. Tamamdır. Çok teşekkürler. Büşra Baş'tan gelmiş. Diğer sorumuz orta düzey Java biliyorum. Java'da iş bulamayacağımı Python'a geçmemi söylüyorlar. Uzmanlaşmadan Python'a geçmek sizce mantıklı mı? Kim diyor Java'da iş bulamayacağını? Biz son 4 aydır benim girdiğim mülakat sayısı 50'yi geçmiştir. Java'cı arıyoruz içeride. Yani yana yakıla. Yurt dışındaki ilanların çoğunluğu Java. Diyen arkadaş, diyorum ya, şeyde de dedim. Dur, şu slide'da geride vardı. Sektördeki insanlarından, hocalarından olabildiğince fazla böyle bilgi. Hani bir kişinin yorumuyla bak. Mesela ben bunu dedim ya, Java'ya da şey yapma. 2-3 kişiye daha sor. Sen de araştır, aklına yatanı yap bence Büşra. Ama şey, Java'da iş niye bulamayasın? Hani bence bulursun ki görüyorum sektörü yani bir Java'cı olarak. Çok açık var. Hem ülkemizde hem genel. Teşekkür ederiz. Bu da Büşra'ya farklı bir bakış açısı olmuştur. Diğer sorumuz da aslında buna çok benziyor. Aybüke Sökmen'den gelmiş. Hocam, ben gömülü sistemler mühendisiyim. C'den sonra Python normalde kolay gelmesi lazım. Ama kütüphaneleri biz yazmadığımız için çok garip geliyor. Nasıl bir yol izlemeliyim? Çünkü çok ezber gerektiren bir dil gibi geliyor demiş. Benim yine aynı, seninle aynı problemi yaşayan bir arkadaşım var. O da savunma sanayinde çalışıyor. Hatta yine YouTube'da da bir tütsü sektör diye serim var. Savunma sanayi ile ilgili sohbet ettik. O da aynı mesela. C, ya diyor kanka diyor, evet Python daha kolay ama diyor niyeyse zor geliyor falan diyor. Ona da cevap verememiştim bu konuda ne yapacağını. Daha fazla çalışacaksın herhalde Aybüke. Daha fazla pratik yaparak. Ama C gibi bir dili yazabildikten sonra emin ol, Python'a da 1-2 hafta, 2-3 hafta, hani zorlandığında masadan kalkmayıp biraz daha projelerle desteklersen bence her türlü yaparsın.
Çok teşekkür ederiz. Bu sırada Sinan Bey hakkında bir bilgi vermiş. Kendisi öğrenci değil, çalışanmış. Ama siz zaten ikisi için de cevabını vermiştiniz. Sercan Gören'in sorusuyla devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Yazılıma HTML, CSS ile başladım. Şimdi Python öğreniyorum ama elektrik elektronik mühendisi olarak bunlar benim ne işime yarar diye sormuş. Çok yarar Sercan, hiç öyle düşünme. Bir kere daha hazırlık sınıfısın. Hazırlık sınıfında bu adımları atman bile muazzam. İngilizcen iyi değilse yani zaten hazırlıktasın. İngilizceni de geliştiriyorsun. Süper. Ne işine yarayacak değil. Şöyle söyleyeyim. Eski çalıştığım kurumda da dediğim gibi mülakat süreçlerini yönetiyordum. Aldığımız benim ekibimde 3 tane matematik mühendisi aldık mesela. Mesela o aynısını diyebilir. Ya matematik mühendisiyim ama benim ne işime yarar diyebilir. Ama adam öğrenmiş, mülakatta da gayet güzel şey yaptı. Bir mühendislik sertifikası önemli ama artık elektriktir, makinedir vesaire bunlara daha çok bakılmıyor. Özellikle bu danışman firmalarını gördüğünüzde bize şimdi dış firmalardan da CV'ler geliyor. Onlara da bakıyoruz. Çoğunluğunun bilgisayar ve yazılım mühendisi olmadığını da görüyorum. İşte elektrik var, makine var, mekatronik var, matematik var. 20 mülakata giriyorsam 13'ü falan genelde bilgisayar mühendisi dışındaki kişilerle oluyor. Yani o yüzden bu işine yarayabilir. İleride cebinde şey tabii ki sizin bölümde neydi? Elektrik, elektronik yani siz daha çok şey oluyordu şey. Savunma sanayine falan mı kayıyordu bilmiyorum. Ama şey cebinde ayrı bir şey yapabilirsin. Alet çantana bilgisayar mühendisliği, yazılım özelliklerini de ekleyebilirsin ki alet çantan ne kadar genişse o kadar iyidir. Hatta şey diyeyim. Elinde sadece çivi varsa ya şey çekiç varsa her şeyi çivi olarak görürsün. Ama senin elin alet çantanı şu andan genişletiyorsun. Problemlere farklı şekilde bakabilirsin. Bir sürü işine yarar yani Sercan. Çok uzattı. Çok teşekkür ederiz. Bunu da çok güzel bir örnekle açıkladınız. Diğer sorumuza devam ediyorum. Bayağı da bir sorumuz gelmiş. Görkem'den gelmiş. Demiş ki Furkan Bey merhaba. Yazılım mühendisi ikinci sınıf öğrencisiyim. Java ile mobil programlamada kendimi yeterince geliştirdiğimi düşünüyorum. Staj nasıl ve nerelerde bulabilirim? İkinci sınıf biraz tehlikeli. Yani tehlikeli dedim. Firmalar ikinci sınıf çok istemiyor. Genelde firmaların bakış açısı şudur arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü sınıfta hatta dördüncü sınıf ağırlıklı alayım. Hatta bugün LinkedIn'de bir arkadaşın aynısını yazdım. Dördüncü sınıfta ben bu çocuğu alayım. Güzelce bir yetiştireyim. Okul bittiğinde de full time'a geçireyim. O yüzden ikinci sınıf biraz şey. Daha çok yaz stajı falan kovalayabilirsin. Nasıl ve nerede bulabileceğini dediğim gibi platformlara bakılabilir. Bir de okulunun kariyer günlerine şey yapabilirsin. Ekstra bakabilirsin. Çok teşekkürler. Burada yukarıda bir sorumuz varmış. Aysun Demir'den gelmiş. Veri analisti olmak isteyen birine ne önerirsiniz acaba? Python dışında hangi programlama dillerini öğrenmeliyim? Teşekkürler diye Veri sormuş. analistine biri çok güzel yazmıştı. Aynı o chatte görüyorsa onun cevabı direkt yapıştıracağım. Gamze Yılmaz'ın cevabını öneririm. Python ve temel R programlama sertifikasına sahip. LinkedIn Learning'de ve kendini genel olarak geliştiren. Veri görselleştirme eğitimi alan. SQL konusunda da kendini geliştirmeni öneririm. Bak sana direkt Gamze'nin cevabını verdim. Çok güzel bir pet. Bir de LinkedIn'de veri analistliği yapan insanlarla konuş. Onlar daha iyi destek verebilir. Çok güzel bir paslaşma oldu bu da. Diğer sorumuz da Büşra Baş'tan gelmiş. Demiş ki Büşra, Midjourney'nin illüstratörlerin mesleklerini sizce köreltecek mi? Evet, sorudan hiçbir şey anlamadım. Çünkü İsterseniz Midjourney siz de bir ve okuyun. Midjourney'in illüstratörlerin mesleklerini sizce köreltecek mi? pas, bilmiyorum. Tamamdır. Devam ediyoruz. Giray Tulgar'dan gelmiş diğer sorumuz. Data konusunda hiçbir tecrübesi olmayan bir birinci sınıf öğrencisi olarak bu alanda tecrübe kazanmaya nasıl başlanır? İş ilanlarında genelde çalışanlarda tecrübe aranıyor. Dolayısıyla bu yol zor görünüyor. Nereden başlamayı Şöyle önerirsiniz? söyleyeyim, özellikle data konusunda ilerlemek istiyorsan bence çok şanslısın. Genelde çünkü data konusunda Kaggle.com vesaire.com yani birçok senin kendi solo projeni götürebileceğin şey var Giray. Yani kendi başına bir proje yapabilir. Dersin ki ya ben atıyorum machine learning'i öğrendiğini sayıyorum. Buradaki temel bilgileri öğrendiğini sayıyorum. Verdiğimiz örneklerden gidelim. Evleri tahmin eden algoritma yazmak istiyorum ya. Ev fiyatlarını. Gidersin X.com'dan çekersin ev fiyatlarını, evlerin görsellerini çekersin. Kendin böyle proje yapabilirsin. Bir şey yaptığında da bunu mesela freelance olarak
destek verebilirsin. Data mühendisleri çok aranıyor freelance işlerde. İşte Upwork.com, X.com, Y.com yine kendin bakabilirsin. Bir tane örnek veriyorum, gerisini siz üretin diye. O yüzden data konusunda ilerleyeceksen bir özellikle birinci sınıfsan bir yani şirkete ihtiyacın yok. Kendin solo da akabilirsin. Bayağı tecrübelendirirsin kendini. İlk önerdiğim yani Kaggle.com'a gir. Oradan örnek projeleri incele. Ne yazmışlar, ne yapmışlar, sana vizyon katar orası. Çok teşekkürler. Yine çok güzel tavsiyelerde bulundunuz. Diğer sorumuz Berkin Uyar'dan gelmiş. Merhaba, ben Berkin. Ben metalürji malzeme mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Fakat kendime olarak 2 yıldır frontend üzerinde kendimi geliştiriyorum. Şimdi ise backend'e geçmek istiyorum. Hangi programlama dilleriyle ilerlemeliyim sizce? Sırasıyla olursa sevinirim demiş. Ben Java'yı öneririm. Ben Java'yı çok seviyorum. Hatta temel Java eğitimi aldıktan sonra Berkin Uyar. Yaz bana, sana ileri seviye efektif Java kursunu hediye edeyim Berkin. Berkin aynen. Yine konuşuruz. Java'yı bir cebine at. Java'yı öğren. Spring Framework'ü öğren. Ön yüzde kombinlediğinde müthiş bir full stack developer olursun. Çok teşekkür ederiz. Günün şanslarından biri de Berkin oldu. Ya bu arada yazan herkese şey yapabilirim yani. Hediyem olabilir ki. Öğrenciler benim için çok kutsal. Hatta gittiğim üniversitelerden de 50 kuruş falan alıyorum seminer başına. Hani öğrencileri çok şeyim. Full destek açığım yani. Elimden gelen her şeyi yapar. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız size Ecem yazmış chatten, demiş ki dilerseniz bir kampanya tasarlarız Furkan Bey, indirim kodu. O şekilde de ilerleyebiliriz isterseniz. Ha, indirim kodu değil, direkt free dağıtmalı şey yapalım. Olur Ecem. Haberleşiriz yine bununla ilgili o zaman. Tamamdır. O zaman ulaşmak isteyen arkadaşlarımız size LinkedIn üzerinden ulaşabilirler. Doğrudur değil mi? Aynen. Tamamdır, süper. O zaman ben sorularımıza devam ediyorum. Onur Yılmaz'dan gelmiş diğer sorumuz. Ekibinize birisini alırken okul ortalamasına çok dikkat ediyor musunuz? Okul ortalamasının yüksek olması bir dezavantaj ya da düşük olması bir dezavantaj mıdır? Yoksa diğer yetkinliklere mi dikkat ediyorsunuz? Okul ortalamasının yüksek olmasının avantaj olup olmadığını sormuş. Bunu mühendislik seminerlerinde genelde öğrencilere anlatıyorum ama iyi ki sordun. Çünkü diyordum ki ya şu 40 dakikanın içine bir yere sığdırabilir miyim? Çünkü öğrenciler dinleyecek, önemli konu. Ama sığdıramadım, anca zaten çok karışıyor o zaman. Şimdi Ramazan'da ilk günü, oruçlu olunca kafa da az basıyor vesaire derken dedim onu eklemeyeyim. Ama bu soru Onur, sana teşekkür ediyorum. Güzel soru. Şimdi ortalama, ben şöyle bir tane örnek vereyim. Ortalama hem somut hem soyut olarak bakacağız şimdi ortalamaya. Ortalama önemli mi? Evet, neden? Siz ortalamanız, şimdi hayat çok dinamik. Bugün okulu bitirdin, özel sektöre gittin, iyi de para kazanıyorsun ama 3-4 yıl geçti, dedin ki ya ben akademisyen olmak istiyorum ya. Sonra ne yapacaksın? ALES'e gireceksin, YÖKDİL'e gireceksin vesaire gireceksin. Sonra bir üniversiteye başvurman lazım bunun için. Üniversitede de mesela güzel üniversitelere başvurabilmen için, bilgisayar mühendisliği vesaire için 3 üstü ortalama istiyor bu üniversiteler. Ne yapacaksın? Karşında bir Çin Seddi gibi bir engel. Geriye dönüp değiştiremiyorsun. İleriye götürüp şey yapamıyorsun. Özellikle savunma sanayi, TÜBİTAK, Havelsan, TUSAŞ, TAİ vesaire. Bunların hepsi, içerideki yazılımcılarla konuşun. 3-6 ortalama 1 veya 2 kişi var. Çok arkadaşım var. 1 veya 2 kişi vardır. Bak, savunma, milli duyguların kabardı. 3-4 yıl sonra dedin ki ya ben milli uçak yapacağım ya dedim. Yapamıyorsun bak. Gördün mü? Ama halbuki çok ufak eforlarla dersi düzenli dinleyip şey yaptığında ortalamanı arttırabilirsin. Ben dikkat ediyor muyum? Mülakatta bir kere ortalamadan bir arkadaşa yürüdüm. Okulu çok uzun sürede bitirmiş. Ortalaması da çok iyi değildi. Okulla ilgili sohbet açtım. Bana dedi ki ya ben dedi ortalamam düşük çünkü dedi ben sadece bilgisayar derslerini iyi yaptım, diğerlerini yapmadım. Bana bu cevabı verdi. Ben de dedim ki biz sana burada her zaman sevdiğin işi mi vereceğiz? Mesela yani o yüzden ortalama sizin öğrencilik bir meslek. Ortalama da o mesleğe verdiğiniz değeri gösteren parametrelerden bir tanesi, önemli bir tanesi. O yüzden başka işiniz yoksa bence arttırın yani ortalamayı. Bence elinizden geldiğince yüksek tutmaya çalışın. Daha çok soru alacağız mı Melis bu arada? Efendim? Daha çok soru alacağız mı? Yok, hayır. Son sorumuzu alıyoruz. Onun arkasından kapatacağız. Tamamdır. O zaman son sorumuzu da Baran Cengizoğlu'ndan alıyoruz. Kendisi şöyle sormuş. Yeni bir programlama dili öğrenirken ne yaparsak öğrenme sürecimiz daha iyi olur? Bunda da yine bu eğitim hayatına girdiğimden beri 4 yıldır bu eğitim sektörüne aktif olarak girdim. Gerek kurum içi kurum dışı. Orada da
eğitimcinin eğitimi gibi eğitimler aldım. Orada da bana öğretilen temel şeylerden biri şu: insanlar çok farklı öğreniyor. Kinestetik, işitsel, görsel. Şimdi Baran, senin hangi yönün kuvvetli bilmiyorum. Ben mesela kimisi dinleyerek çok iyi öğreniyor, kimisi izleyerek çok iyi öğreniyor, kimisi de uygulamadan öğrenemiyor. Ben üçünü de dengeleyen bir, yani üçünde de yani işitselim kötü, genelde uygulayarak daha iyi oturtan birisiyim. Eğer sen de böyle biriysen önce bir XY platformundan yine bir kurs alıp oradan başlayıp kendin proje yapmayı deneyerek ilerleyebilirsin. İngilizceni kesinlikle, İngilizce kurslara bakmaya çalışın derim şeyde, ilk temel öğrenirken veya şey. Ya da gerçi burada dil şeyine gerek yok, Türkçe de öğrenebilirsin. Ama döküman okurken kesinlikle İngilizce okuyun dökümanları. Çünkü yani Türkçe'ye bazen tam çevrilmiyor, kafa karışabiliyor. Onu önerebilirim. Yani dediğim gibi sen önce öğrenme tipini belirle. Uygulamalı mı öğreniyorsun, görsel mi, işitsel mi? En iyi ama genelde benim gördüğüm çoğunluk benim gibi uygulamalı öğrenen tiplerden. Gidip kendin temel bilgileri öğrendikten sonra kod yazarak ilerleyebilirsin. Takıldığın yerde haberleşiriz. Çok teşekkürler Furkan Bey. Değerli sunumunuz ve anlatımınız için de çok teşekkür ederim. Kendim için de önemli notlar aldım dediğim gibi. Çok keyifli bir yayındı. Yorduk sizi de. Estağfurullah. Yani gayet ben de çok keyif aldım. Sorular da çok güzeldi. Cevaplar da çok güzeldi. Sorduğum sorulara karşılık gelenler. Chat'i tam yani Ecem'in sana ilettiği kadarını görüyoruz ama ben yine de çok keyif aldım. Senin enerjin yine, Ecem'in enerjisi de çok yüksek. Katıldığım için mutluyum. Umarım katılanlara da fayda sağlamışızdır. Diyelim, o kadar benim çok teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Sorularımız bu kadardı. Katılımımız bizi çok mutlu etti. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bodyworks Öğrenci Kariyeri ailesi olarak da iyi dileklerimizi iletiyorum sizlere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.